Ben makasın açıldığını her dakika söylüyorum. Özellikle ekonomik olarak çok açıldı. Dolayısıyla idari olarak, teknik olarak da tesirlerini hep beraber görüyoruz. Çok güzel bir soru. Oyunun 75. saniyeye bakarsan bir sonuç. Ama geneline bakarsan sonuç değil. Bu bir benim söylediğim düşüncenin karşılığı. Onun için şimdi şu gerçeği kabul edeceğiz. Ekonomik olarak 70'e imkanımız yok. Sizin 2'ye alamadığınızı o 20'ye alıyor. Şimdi anlatıyorlar. Diyorlar ki bu oyuncuyu onlar buluyor da biz niye bulmuyoruz? Buluyoruz. Soruyorum. 15-16 yaşındaki bir oyuncuya 20 milyon verebilir miyiz? Euro'dan bahsediyorum. Veremez. 8 yaşındaki bir oyuncuya 4 milyon verse kıyamet kopar. Bugünlere geldiğimiz zaman başa çıkabiliriz. Yani onlar da bir yerden buluyor, biz de buluyoruz. Belki tarihte ilk defa altyapımıza bütçe koyacağız. Rakamını açıklayıp bir bütçe koyacağız. Tarihte yok bütçe koyan. Herkesin bütçesi var. Yani onlar da 7 milyon, 8 milyon, 10 milyon bu oyunculara vermek hiçbir şey. Çünkü sonunda 40, 50, 150 kazanma ihtimali var. Ve bunların yarısından fazlasını da kaybediyorlar. Herkes de büyük oyuncu olmuyor. Arkadaşlar. Son situaciones que uno nunca espera y nunca quiere hacerlas, pero bueno, pasan, suceden y a veces no se encuentran explicación. Lo único que yo rescato de esos momentos son los aprendizajes y el afecto, el cariño, no solo de otros arqueros que tengo contacto, yo hablo con ellos, hablo con muchos arqueros de la Liga de Turquía, pero sin duda que de la familia, del míster, que él sabe muy bien lo que yo le puedo dar a este club, los fans de Galatasaray. Entonces, creo que lo más importante después de un partido sin suerte es el cariño que este club me da y bueno, eso me hace seguir cada día más adelante para mejorar y crecer. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet, dediğiniz gibi ne yazık ki talihsiz bir maç yaşadım. Futbolcuların, kalecilerin hayatında, kaderinde bu tip şeyler var. Kariyerinde bu tip şeyler olabiliyor. Kimse böyle olsun istemezdi. Ben de böyle olsun istemezdim. Ama ne yazık ki talihsiz bir maç yaşadım. Onun haricinde tabii ki buradan çıkardığım dersler de oldu. Almam gereken dersler de oldu. Ama en önemlisi başta beni en iyi tanıyan Sayın Hocam, Fatih Hocam olmak üzere kulübüm, camiam, taraftarlarım, takım arkadaşlarım, teknik heyet, personel herkes bana destek verdi. Bu maçtan benim yanıma kar kalan bence en güzel şey bu oldu. Ne yazık ki çok talihsiz bir maç ama başta hocamın bana verdiği destek çünkü benim potansiyelimi en iyi bilen, beni tanıyan en iyi bilen kişi o. O yüzden bana verdiği destek her zaman için unutulmaz bir şeydi. Demin de dediğim gibi talihsiz bir maç ama buradan da dersler çıkarmayı bildim. Önemli bir şampiyonadan çıkıyorsunuz, birçok maç oynuyorsunuz. O yüzden bir hafta gibi kısa bir sürede hiçbir şeyinizi kaybetmezsiniz fizik olarak da, mental olarak da. O yüzden kesinlikle bunu ona bağlamamamız lazım. Demin de belirttiğim gibi kalecilerin hayatında, futbolcuların hayatında bu tip maçlar olabiliyor. Buralardan bir şey çıkarabilmek, bunları da bir araç olarak kullanıp daha iyi yerlere gelebilmek için, daha çok çalışabilmek için bir araç olarak kullanmak gerekiyor. Buralardan ders çıkarmak gerekiyor ama ne fiziksel olarak ne mental olarak hiçbir sıkıntım yoktu.